Merhabalar sevgili seyirciler. Cumhuriyetimizin 97. yılında Fenerbahçe Televizyonu ekranlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Sabah saatlerinden itibaren ekranlarınızda olmayı sürdürdük özel yayınlarla ve şimdi ise Fenerbahçe Koleji ile birlikteyiz. Fenerbahçe Koleji Genel Müdürü Sayın Fatih Can Polat hemen yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli öğretmenlerimiz, değerli öğrencilerimiz bizlerle birlikte Fenerbahçe Koleji'nden. Ve tabii ki aynı zamanda hemen sol tarafımda görüyorsunuz sevgili seyirciler. Fenerbahçe futbol takımımızın başarılı kalecisi Altay Bayındır bizlerle birlikte. Hoş geldin Altay. Hoş bulduk. Evet Fatih Bey, ben açılışı yaptım. Moderatörlüğü size teslim ediyorum bu programda. Söz sizde. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizin nezdinizde bütün Fenerbahçe TV yönetimine ve teknik ekibe peşinen teşekkür ediyoruz. Sağ Biz olun. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyorum. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyenler, ekranları başında Cumhuriyet Bayramı gününde Cumhuriyet'le ilgili programları izleyip Cumhuriyet coşkusunu yaşayan bütün Fenerbahçe camiası, gençlerimiz, öğrencilerimiz, anne babalarımız hepinizi kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Ben Fenerbahçe Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fatih Can Polat. Bu programın moderatörlüğünü üstleniyorum. Öncelikle yanımdaki konuğumuza, futbol takımımızın genç, başarılı ve ilk günden itibaren bu çizgisini hissettiren, gençliğinin ve başarının adımlarını çok iyi bir şekilde bütün camiaya hissettiren ve sahiplenilen Altay Bayındır'a konuğumuz olduğu için bizim gençlerimizle beraber, bütün camianın gençleriyle beraber Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kutlayacağı için ve düşüncelerini bizimle paylaşacağı için çok teşekkür ediyoruz. Hemen size sözü size vereceğim ama ilk başta geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ne söylersiniz? Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımızda siz değerli müdürüm, hocalarım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte olmaktan dolayı son derece gurur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin bugün 97. yılı. Cumhuriyetimiz gerçekten de çok zor şartlar altında. Kurtuluş Savaşımızdan sonra o yorgunlukla beraber buna rağmen diyebiliriz. Açılmış, kurulmuş Cumhuriyetimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu da yapacak en önemli şahsiyetler biz gençleriz. Gençler, evet. Öğrencilerle beraber. Gerçi çok fazla da yaş farkı da yok aramızda. O yüzden güzel, ben de genç olarak geçiyorum burada. Kesinlikle. Bize büyük iş düşüyor yani. Evet. Birazdan düşüncelerinize yine yer vereceğiz. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz ben programın başında. Şimdi konuklarımızı tanıtmak istiyorum size. Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürümüz Sayın Halise Kıvanç. Tarih öğretmenimiz Tuğba Ada. 12. sınıf öğrencilerimiz Ufuk Ali, Dilara Ölmez, Şiar Çelikeser ve İrem Arda. Bugün gençliğin cumhuriyete bakışı, cumhuriyeti sahiplenmesi ve gelecek kuşaklarda gençlerin cumhuriyetteki misyonları ve sorumlulukları konusunda görüşlerini bizimle paylaşacaklar. Tabii bir asra yaklaşan bir mücadele geçmişi var. 97 yıl diyoruz. 97 yıl önce bu cumhuriyeti kurmak üzere çok büyük meşakkatlerle savaş ve yokluk günlerinde canını ortaya koyan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bütün Türk halkı, bütün Türk milleti tek yürek oldu. Çok insanımızı bu uğurda kaybettik. Bugünkü bu cumhuriyeti biz yaşayabilelim diye, ülkemiz bağımsız olabilsin diye canlarını ortaya koydular. Öncelikle onları şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Şimdi cumhuriyetin kuruluşuna giden yol, biraz sonra Tuğba öğretmenimiz tarihsel gelişimini verecek. Ama dünyada bir dünya savaşı var. Onun öncesinde ekonomik, toplumsal hayatta hızlı bir dönüşüm var bütün dünyada da. Birinci Dünya Savaşı'nın diğer bir adını paylaşım savaşı olarak, birinci paylaşım savaşı olarak tarih kitapları yazar. Ve bu paylaşımın içinde maalesef ki eski devletimiz, eski hükümetimiz Osmanlı çok iyi bir yerde, çok iyi bir konumda değilken istilaya uğramış, topraklarımız işgale uğramış. Dolayısıyla yurdun her tarafında
Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği bütün o fakru zaruretin içinde hayatta kalma, bir toplum olarak hayatta kalma mücadelesi var. Bunu tanımaya, bunu anlamaya çalışmak en önemli çıkış noktalarımızdan biri olmalı. Bu gibi durumlarda hep bu yıllarda, işte bugünlerde, 29 Ekim'lerde Atatürk'ün Nutuk eserini mutlaka okumuş olsak bile bir yeniden göz atmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Nutuğu hapishanedeyken isteyip, çalışıp Kuvayi Milliye Destanı'nı yazan Nazım Hikmet, bu Kuvayi Milliye Destanı'nın giriş bölümünde o dönemleri o kadar çarpıcı bir şekilde anlatıyor ki, izninizle girişi onunla yapmak istiyorum. Bölüm bölüm. Sadece birkaç alıntı yapacağım. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerine yatanlar. Düştüler can kaygısına ve kurtulmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düellerle dövüşüyordu fakat. Dövüşüyordu köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat, Yeşilırmak, Kızılırmak, Gültepe, Tilbeşer Ovası gördü uzun dişli İngiliz'i. Ve Aksu'yla Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü ve gümüş basamaklı türbesinde yatan büyük aşık ölü, şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova, kıyasıya düzlük, uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya ve Seyhan ve Ceyhan ve Karagözlü yürük kızı, mavi üniformalı Fransız'ı gördü. Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve Ayan ve Mütehaziyan'ın çoğu ve ağalar, Bağdasar Ağa'dan kellesi Büyük Mehmet Ağa'ya kadar düşmanla birlik oldular ve inekleri ve koyunları, keçileri sürüp götürüp, gelinlerin ırzına geçip çocukları öldürüp ve istiklali yıkıp yaktıkça düşman dağa çıktı. Mavzerini, nacağını, çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı çeteler ve köylülerden paşalar görüldü, karadonlu köylülerden. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayandık her yerde, her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Birlik olduk, beraber olduk ve Mustafa Kemal'in önderliğinde cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyeti bu şiir uzunca açıp ki akıp gider. Okumanızda fayda var. Ne zorluklarla kazandığımızı çok iyi anlatır. Çok uzun meşakkatli savaş yıllarından, yokluklardan yeni bir ülke yarattık. Yeni bir toplum yarattık. Cumhuriyeti kurduk, ilan ettik. Şimdi tam bu noktada ben sözü tarih öğretmenimiz Sayın Tuğba Ada'ya vermek istiyorum. Kısaca Cumhuriyet'in gelişimsel, tarihsel gelişiminden bize bahseder misiniz Sayın Hocam? Tabii ki. Öncelikle sözlerime bugün büyük emek ve fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Daha sonra sizin sorunuza cevap verecek olursam, Cumhuriyet'in gelişimi şöyle başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış bir Osmanlı var, Türkiye var ve hemen sonrasında yurdumuz düşman işgaline uğramış, Anadolu düşman işgali altında. Bu sırada Anadolu halkı perişan, elinde hiçbir şeyi yok, ne bir top ne bir tüfek, yani elinden her şeyi alınmış bir durumda ama Anadolu halkı asla ümidini kaybetmemiş ve yitirmemişti. Aslına baktığımızda Türk milleti çok şey yapabilecek bir durumdaydı. Sadece kendisine ışık tutacak bir lidere ihtiyacı vardı. İşte o noktada milletimize ışık tutması için ortaya çıkan lider Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittikten hemen sonra Anadolu'nun birçok yerinde halkımızı bilinçlendirmek amacıyla toplantılar, genelgeler, kongreler tertipledi. Ve halkımızı ya istiklal ya ölüm parolası etrafında birleştirdi. Ve kendisinin önderliğinde milli mücadeleyi biz 1923 yılında büyük bir zaferle taçlandırdık. Sıra ise bu zaferi Cumhuriyet'le, artık yeni kurulan Türk Devleti'nin adını ve rejimini belirlemekle daha da taçlandırmak
geliyordu. Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilan edilmesi için çalışmalarına başladı. Hatta Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya Köşkü'ne yemeğe davet etti ve onlara "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dedi. Bu söz bile onun ne kadar halkına, milletine güvendiğini güvendiğini bize açıkçası gösteriyor diyeyim. Şöyle oldu. Sonra ertesi gün 29 Ekim 1923 gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve Mustafa Kemal sabaha kadar İsmet Paşa ile oturup hazırladıkları Cumhuriyet önergesini meclise sundular. Meclis önergeyi kabul etti. Tabii ilk başta sesler çıktı, kabul etmek istemeyenler oldu. Çünkü meclis içerisinde saltanat yanlısı vekiller de vardı. Açıkçası hiç de kolay, evet, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Mustafa Kemal onlara o kadar bir güzel bir açıklama yaparak Cumhuriyet'in halkımız için, halkımızın adetleri için, yaşantısı için en uygun rejimin olduğunu anlatarak ikna etti onları ve 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet resmen ilan edildi. Böylece yeni kurulan devletimizin adı konuldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Yönetim şekli belirlendi, Cumhuriyet oldu ve resmen Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün başta Ankara olmak üzere tüm yurttaki halkımız bu Cumhuriyet'in ilanını sevinç ve coşkuyla karşıladı ve kutladılar. Biz de açıkçası o gün bugündür, bugüne kadar her 29 Ekim tarihinde atamızdan bize yadigar kalan en büyük mirasımız, korumamız gereken, savunmamız gereken mirasımızı coşkuyla kutluyoruz ve kutlamaya da devam edeceğiz inşallah. Evet. Çok teşekkürler. İkinci turda tekrar size söz vereceğiz. Şimdi yanımda Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürümüz Sayın Halise Kıvanç var. Bir Cumhuriyet kadını olarak, bir kadın yönetici olarak, eski demeli miyim demeyeyim, bir sporcu olarak aynı zamanda, eski profesyonel miydi? Bir sporcu olarak Cumhuriyet hakkında neler düşünüyorsunuz? Cumhuriyet size ne ifade ediyor Sayın Hocam? Her şeyden önce ben de 97. yılını, Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlarken bu vesileyle burada olmaktan, bir spor kadını olarak aynı şekilde kendimi ifade edebiliyor olmaktan son derece gururlu ve mutluyum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sadece yurdumuzu işgalden kurtarmış bir lider değil, muazzam bir vizyona sahip, ülkesini inşa ederken her alanda eşit haklara sahip olacak hakları Türk kadınına tanıyarak seçme seçilme hakkını 1934 yılında birçok ulustan önce Türk kadınına da vererek, Cumhuriyeti nakış nakış işleyerek muazzam vizyona sahip bir lider ve biz de böyle bir lidere sahip olduğumuz için son derece şanslı bir halkız, son derece şanslı bir ulusuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda gelecek nesillere devredeceği evrensel hukuka saygılı, dünya barışına saygılı, toplumsal değerlere saygılı, eşit kadın ve erkeğin eşit olduğu bir ülke kurma hayaliyle Mustafa Kemal Atatürk yola çıkıyor. Ve her attığı adımda cephede, mecliste çalışırken, yurduna, ülkesine aşık olduğu her toprağa karış karış gezerken Türk halkıyla bütünleşerek Cumhuriyeti inşa ediyor. Ben de burada Cumhuriyet hayatımıza girdikten sonra her alanda, spor alanında, sanat alanında, bilim alanında, modern toplum olarak var olmanın en büyük değerlerinden bir tanesi Cumhuriyet iken Mustafa Kemal Atatürk sporu ulusal unsurlardan biri haline getiriyor ve Türk gencine diyor ki her alanda spor yapın. Her alanda yaptığımız spor evrensel bir dil. Biz bu evrensel dili bir barış elçisi olarak, sporcular olarak yansıtırken ve taşırken Türk kadını da Cumhuriyet ile birlikte bu alanda yavaş yavaş sosyal ve kültürel alanda sahnede yerini almaya başlıyor. Kendisini ifade etmeye başlıyor. Atatürk istiyor ki her Türk kadını kendisini ifade edebilsin,
özgür olsun, bağımsız olsun, ayakları üzerinde durabilsin, güçlü bir birey olsun. Ama her şeyden önce sadece bir birey değil, toplumsal alanda da bir lider olsun. Bir iz bırakacak, şahsiyetli, güçlü Türk kadınları olsun. Bunun temelini sağlarken de biliyor ki geleceğe emanet edecek, gençlerimizi yetiştirecek işte bu Türk kadınları. Bu nedenle spor, tekrar ediyorum, evrensel bir dil. Dünyanın neresine giderseniz gidin, mutlaka spora dokunmuş, sporun içinde yer alan çok değerli isimler var. Her alanda bunları tanıyan kişileri bulursunuz. Aynı dili konuşmanıza gerek yok. Federer gibi, Serena Williams gibi, Nadal gibi, Pele gibi, Maradona gibi sporcular her alanda barış elçisi olarak da hizmet etmeye devam ediyorlar. Ben de bir Türk kadını olarak Atatürk'ün bize sağlamış olduğu tüm bu değerlere sahip çıkan bir Türk kadını, eğitimci bir Türk kadını, bir sporcu olarak tüm bu değerleri gelecek nesillere aktarabilecek şekilde Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nın çatısı altında sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim dediği, Atatürk'ün bu şekilde nitelendirdiği gençlerimize kabiliyetleri doğrultusunda, yetenekleri doğrultusunda yüreklendirmekten son derece onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. O yüzden bizden sonra bayrağı teslim alacak gençlerimizle burada olmak, bu söyleşiyi yapmak, Cumhuriyet'in katkılarını bir kere daha konuşmak çok değerli. Ancak her alanda Atatürk'ü anlayabilmek, ilke ve inkılaplarını anlayabilmek, yapmış olduğu sosyal reformları, hukuksal alandaki, siyasal alandaki, ekonomik alanda yapmış olduğu tüm reformları anlayabilmek sizin de biraz önce bize okuduğunuz satırlarda gizli. Her satırı okurken ne kadar zor yıllardan geçtiğini görebiliyoruz ama muazzam bir incelikle nakış nakış Cumhuriyetimizi izlediği için ben şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tam bu noktada spordan dem vurduğunuz için bir profesyonel sporcu olarak aramızda olan Altay'la devam edelim istiyorum. Tabii Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'te, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda da şimdi de ayrı bir yeri var, ayrı bir Cumhuriyet sevdası var. Siz Fenerbahçe'de futbol oynamak ve Fenerbahçe hayalini kurar mıydınız? Bu Cumhuriyet'e bağlılığı Fenerbahçelilerin bunda bir rol oynamış mıdır? Siz hem Fenerbahçeli oluşunuz hem de Cumhuriyet'le ilgili düşünceleriniz konusunda bizlerle ne paylaşmak istersiniz? Ben öncelikle Sayın Müdürüme ve Sayın Hocama söylediği ve kattığı bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle atamızın tuttuğu takımda Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok gururlu ve onurluyum. Sayın Başkanımızın söylediği bir laf vardır, onu da burada söylemek isterim. Atatürk'ün, Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takım Fenerbahçe'dir. Fakat önemli olan hangi takımların atamızın izinde ve yolunda ilerlediğidir diye bir sözü vardır. Beni etkilemiştir. Aklıma da geldi. Atamızın gerçekten de bizim için yaptığı birçok şey var. Birçok fedakarlık var. Bize sunduğu birçok hak var. Özgürlük var. Dolayısıyla biz gençler olarak bu bilinçte her daim, her yaptığımız harekette, her yaptığımız davranışta dikkatli bir şekilde yaşayış göstermemiz gerekiyor. Değerli hocalarımız, önderlerimizin bize gösterdiği şeyler dahilinde her zaman yolumuza, bize bırakılan şeylerin değerini bilerek bu bilinçte hareket etmemiz gerekiyor. Ben de bir profesyonel sporcu olarak burada hocalarımla, müdürüm ve sizlerle, öğrenci arkadaşlarımla olduğum için bu söyleşiyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu, gururlu ve onurluyum. Tabii sizin ulaşabildiğiniz çok geniş kitleler, çocuk yaştan başlayan bir hayran kitleniz oluyor profesyonel futbolcuların. Hele ki bu başarılı bir Fenerbahçe kalecisi ise. Dolayısıyla sizi takip eden, şu anda Türkiye'nin herhangi bir köşesinde, belki Hakkari'de, belki Bayburt'ta, belki Samsun'da, bir çocuk sizi izliyor, hayranınız olan bir çocuk izliyor ve Altay Cumhuriyet'e sahip çıkıyor diyor. Bu mesaj sizce çok kıymetli değil mi? Kesinlikle çok kıymetli. Burada bize, sadece bana değil bütün sporculara, göz önünde bulunan bütün meslek hayatını icra eden insanlara çok iş düşüyor. Benim şansım genç yaşta böyle bir durumda
barınıyorum. Fenerbahçe'mizin kalesini koruyorum. Tabii dediğiniz gibi birçok genç yaştaki çocuğun hayallerini süsleyen bir durumun şu an ortasındayım. Bunu doğru sürdürmek gerekiyor. Birçok insana hitap ediyorsun. Yaptığın en ufak bir hareket, en ufak bir davranış insanların belki de gerçekten de hayatını etkiliyor. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen bu hal ve hareketlerimizi en doğru, en düzgün, en mantıklı ve gençlerimize, benden daha genç insanlara doğru yolu gösterebilecek şekilde her daim hareket etmemiz gerekiyor. Ben de bu bilinçteyim. Saha içinde de saha dışında da zaten hep bu bilinçte çalıştım, çalışıyorum. Umarım bundan sonra da doğru bir insan olarak, doğru bir birey olarak beni takip eden, beni izleyen, beni örnek alan gençlere her zaman iyi bir örnek olurum. Evet, şu ana kadar bizim izlediğimiz Altay bunu başarıyor ve o sahiplenilmeyi çok iyi hissediyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim okulda da seni çok çok seven öğrencilerimizin olduğunu biliyoruz. İnşallah pandemi dağıldığında okulda da görüşeceğiz. İnşallah. Canlı kanlı olarak orada bir arada olacağız inşallah. İnşallah. Şimdi tabii Gençler Cumhuriyeti konuşuyor programımızın ismi. Biz Fenerbahçe camiası, Fenerbahçeliler olarak Cumhuriyet'e hep aşık olduk. İlk kuruluşundan beri, hatta 1907 diye bilinen kuruluşun öncesinden beri, işte Kadıköy çayırlarında o kara çoraplıların kurduğu takımla başlayan, gizli saklı kurulan takımla başlayan Fenerbahçelilik ve o dönemden beri Kuvayi Milliye'ye destek veren bir Fenerbahçeli geçmişin, kurumun okulunda okuyan gençler olarak. Burada artık biraz önce Altay'ın söylediği gibi Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonlu, Samsunsporlu o ayrımı bu noktadan sonra yapmıyoruz. Cumhuriyet'in gençleri olarak. Ama tabii o gururu da Atatürk'ün Fenerbahçeli oluşunu, Fenerbahçe'ye ziyaretini ve tebrik ve takdiratını yazdığı notunu gururla taşıyoruz tabii ki. Böyle bir okulda biz bu değerleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evde anneleriniz, babalarınız, bütün herkes, yani Cumhuriyet'e gönül veren herkes. Peki Cumhuriyet bir 12. sınıf çocuğu olarak, öğrencisi olarak sizlere ne ifade ediyor? İrem'den başlayalım. İrem Arda. Cumhuriyet senin için ne ifade ediyor? Atatürk ne ifade ediyor? Duygularını paylaşır mısınız? Şimdi öncelikle tabii ki bu önemli günü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamak istiyorum herkesin. Şimdi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bizlere pek çok hak verildi Türk milletine. Bu eğitim hakkı, sağlık hakkı, düşünce özgürlüğü hakkı. Yani bu hakların hepsi aslında benim için Cumhuriyet'in önemini ve Cumhuriyet'i ifade ediyor. Tabii ki bu haklar kolay olmadı. Bunları kolay elde etmedik. Ve bunların önemini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bugün hiçbir statü fark etmeksizin bütün Türk milletine verilen bu haklar hepimiz için, biz gençler için çok önemli. Ve bu haklara tabii ki biz, Cumhuriyet'in kuruluşu uzun bir yolculuk oldu. Ama eğer biz bugün bu haklara sahipsek, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Bandırma Vapuru'nda başlattığı ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in kurulmasıyla sonuçlandırdığı bu uzun ve zorlu mücadeleye borçluyuz. Bunun için de tabii ki hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu her zaman söyleyen ve ülkemizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için neredeyse bütün ömrünü adamış Atatürk'ü de burada anmadan ve ona minnettarlığımızı sunmadan bitirmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eklemek istediklerin olursa ikinci turda tabii ki yine söz vereceğiz. Dilara hemen mikrofona yöneldi. Evet, Dilara Ölmez, yine bir 12. sınıf öğrencimiz, Fenerbahçe Koleji öğrencisi. Aynı soruyu sana yöneltmiş olayım. Cumhuriyet ne ifade ediyor ve Atatürk ne ifade ediyor senin için? Benim için Cumhuriyet Atatürk demek. Atatürk'ün ve onun yolundan giden bütün şehitlerimizin bize verdiği bir hediye demek aslında. Özgürlük ve egemenlik demek Cumhuriyet benim için. Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm diyerek manda ve himayeye karşı olan duruşunu ve Türk milletinin bu yöndeki o zorlu, uzun ve kanlı mücadelelerin sonucunda elde ettiği bir zaferdir. Ve bu zaferi gerçekten kutlayan biri olarak da ben de çok gururlu hissediyorum açıkçası.
Ve bu öyle bir zafer ki 23 Ekim 1923 tarihinin üzerinden 97 yıl geçmesine rağmen hala aynı ilk günkü coşkuyla, o heyecanla kutladığımız bir gün bugün. Ben de buradan bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Hemen şiara söz verelim mikrofon oradayken. Şiar Cumhuriyet, aynı soruyu sorayım. Eşitlik olsun. Çünkü eşit bir rejimdeyiz. Cumhuriyet ne ifade ediyor? Atatürk ne ifade ediyor senin için? Öncelikle herkesin neredeyse bir asır oluyor artık. Cumhuriyet Bayramı'nı ben de bütün milletimle kutluyorum. Benim için Cumhuriyet özgünlüğü ifade ediyor aslında. Şöyle bir özgünlüğü ifade ediyor. Bugün dünyanın birçok yerinde demokrasiye, cumhuriyete rastlayabiliyoruz. İşte Fransa'da Almanya'nınkine biraz benzer de olsa benzerlik var. İşte İtalya'da 900 yıllık çok köklü bir demokrasi kültürü var. Çok, mesela oranın da örnek alınması gereken çok fazla yanı var bizce. Onun dışında mesela ama İran'da da İslam Cumhuriyeti var. Fakat orada demokrasiden bahsetmek çok zor. Ama Türkiye'de ise Türkiye Devleti'nin kuruluşu bir kere onu anlamak lazım ki bizim Cumhuriyetimizin neden özgün olduğunu anlatabilelim. Şöyle, Türkiye bir yıkılan bir imparatorluktan doğmuş bir devlet ve o yıkılan imparatorluğun son yıllarına bakınca aslında demokrasi tohumları var. İşte Meşrutiyet, Mebusan Meclisi gibi denemeler oluyor. O dönem başarılı ya da işte efektif olamasa bile o dönemin en büyük bize artısı bunu bir görmüş olmamız aslında. Ondan sonra ise Türkiye Devleti, tabii ki burada Mustafa Kemal'in müthiş analiz yeteneği ve ileri görüşlüğü, ardından kararlılığıyla beraber, ona da geleceğim, kararlılığıyla beraber bu demokratik temeller modernize edilip cumhuriyetle taçlandırıldığında aslında çok daha anlamlı oluyor bizim cumhuriyetimiz diğer ülkelere karşılaştığında. Bir de özgünlüğünün şöyle bir yanı var. Cumhuriyetin ilan edildiği dönemi biliyoruz. Aslında şu anda da çok farklı mozaik yapılı bir ülkeyiz. O dönem çok radikal de bir mozaik yapımız var aslında. Çok zor bazı şeyleri değiştirmek. Ona rağmen Atatürk'ün üstün çabası, işte çok başarılı adımları, o dönem atılan her adım her kesimi etkilemeliydi. İyi ya da kötü her kesimi içine almalıydı ki o kuvayi milliye ruhu, o bağlanmış, o tek nefesi kopmaması için. İşte bu o zaman tek katılımcı demokrasi çok önemli. Bizim cumhuriyetimizin özgün taraflarından biri de katılımcı demokrasiyle kurulmuş olmamız. 46 yılına kadar tek partili yönetilmemize rağmen o partinin içinde bile çok fazla renk var. Çok fazla durum var. Her kesim, her taraf kesinlikle temsil ediliyordu. Bugün öz eleştiri yapmak gerekirse de bugün işte seçim barajı gibi sebeplerle çok yansıtamasak bile bu farklı değer bize öyle büyük değerler katıyor ki bugün bile biz rahatça 100 yıl üstünden geçmesine rağmen çok özgün bir cumhuriyete sahip diyoruz. Tekrar minnetimizi belirtmek lazım. Tabii ikinci turda da yine çok büyük. Tabii ki değindiğin konu çok önemli. Yani biz bir demokratik cumhuriyetiz ve katılımcı bir cumhuriyetiz. İkinci turda biraz belki ona da eklemek istediğim bir şey var sanırım. İşte bu özgünlük, bu katılımcı demokrasiyle beraber aslında cumhuriyetin bir özgün yanı da şöyle ortaya çıkıyor. Biz kendi halkıyla kendi gereksinimlerine uygun, modernize edilmiş bir cumhuriyet kurarak gerçekten o dönem bile, işte bu dönem bile çok zor olan bir şeyi başarıyoruz. Bu yüzden de tekrar herkesin bayramını kutluyorum. Evet. Şimdi birazdan bir reklam arasına gireceğiz ama son turda son konuşmacı olarak Ufuk Ali kaldı. Senin de duygularını, düşüncelerini alalım. Cumhuriyet senin için ne ifade ediyor? Atatürk öncelikle ne ifade ediyor? Ben de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ondan evvel benim için neyi ifade ediyor değil de benim için neleri ifade ediyor olarak bu soruyu cevaplamak istiyorum. Çünkü Cumhuriyet şiarında dediği gibi zaten belli başlı bir sürecin en son ki en yüksek noktası, en yüksek mertebesi. Bunun içerisinde pek çok ilke var, pek çok süreç var. Bu yüzden bunları bir zincir olarak aldığımızda herhangi bir tanesi benim için daha önemlidir ya da benim için bunu ifade ediyor demek aslında bence pek doğru olmaz. Şimdi şöyle, Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet aslında Türklerin bulmuş olduğu bir sistem değil, bir rejim değil. Şiarında bahsettiği gibi dünyanın farklı farklı yerlerinde cumhuriyet rejimleri var. Ama biz neden bu kadar özgünüz?
Bizim Türk demokratik cumhuriyetini özgün yapan ne? Bunu anlamak lazım önce cumhuriyeti anlamak için. Şimdi zaten cumhuriyetin kurulduğu yıllarda diğer toplumlara bakıldığında toplumların zaten demokrasiye bir eğilimleri, bir talebi var. Bunu nereden görüyoruz? İşte 1905 Japonya-Rusya Savaşı, batılılaşmaya daha yakın, demokrasiyi nispeten kabul etmiş Japonya 1905 yılında hala imparatorlukla geçinen Çarlık Rusya'yı, bu kadar büyük bir ülkeyi yendikten sonra, hemen akabininde 1906 İran Meşrutiyet Devrimi'nden sonra, 1908 Jön Türk Devrimi'nden sonra Osmanlı'daki, zaten dönemin genel eğilimini de anlamış oluyoruz. Yani belki son iki saydığım çok uzun süreli şeyler, organizasyonlar değil ama sonuçta halkta bir eğilim var. Halkın, evet, Birinci Dünya Savaşı'nın tabii, nedenlerindendir bu bahsettiğim. Tabii, bunun halkın eğilimi var ve sonuçta halkın eğilimi, genel olarak dünya halklarının eğilimi buysa, bu bir akımsa, bu bir talepse, buna herkesin uyması lazım. Hele ki Mustafa Kemal gibi bir liderin gerçekten batılılaşma, daha doğrusu batılılaşma tanımı bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ona biz çağın gereksinimlerine ayak uydurma diyelim. Bunu amaçlayan bir kesim, bunu amaçlayan bir ülke için kaçınılmaz bir şey. Yani bunlara göz ardı etmek olmazdı. Bu yüzden Cumhuriyet aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan 40-50 yıllık bir sürecin en yüksek noktasıdır. Ve Cumhuriyet'ten sonra gelen işte ilke inkılaplar, işte ne olabilir? Harf devrim, alfabe değişikliği, sonra kılık kıyafet devrimi, özgürlük, laiklik, bunlar aslında bizim çok özgün olduğumuzu gösteriyor. Çünkü başka cumhuriyetlerle birlikte gelen kavramlar değil bunlar. Bunlar cumhuriyetin, aslında bu kavramlar ancak cumhuriyet rejiminde bu kadar efektif bir şekilde uygulanabilir. Bu yüzden benim için cumhuriyet bu saydıklarımın hepsinin bir süreç içerisinde oluşmasından ve bunların hepsinin birbirine bağlı bir zincir olmasını ifade ediyor. Bunlardan herhangi birini ayıramam. Eğer ayırırsam, zaten bunların herhangi birisi olmasaydı öbürleri halk tarafından daha az kabul edilirdi. Bu da bir gerçek. Ya benim düşüncelerim böyle. Evet, çok teşekkürler Ufuk Ali. Şimdi çok kısa bir toparlama yapmak gerekirse, tabii Cumhuriyeti kurduğumuz şartları anlatan ben küçük bir şiirle başladım. Hocam Cumhuriyet'in ilk yılları, kuruluş yıllarından bahsetti. Bir Cumhuriyet kadını olarak ve sporcu bir kimliği olarak sporun, kadının toplum hayatındaki yerinin öneminden, aynı şekilde Altay'da bir sporcu insanların, profesyonel sporcuların örnek davranışlar sergileyerek Cumhuriyet'i sahiplenmesinden bahsetti. Öğrencilerimiz Cumhuriyet'in çeşitli yönlerine ama temelde milletin egemenliği, insan haklarına saygı gibi özelliklere ve bizim Cumhuriyet'imizin demokratik cumhuriyet olarak özgün bir yapıda olduğundan bahsettiler. Birinci turu böyle toparlıyoruz. Şimdi kısa bir reklam arasına gireceğiz. Kulağıma da sanırım geliyor uyarılar. Ondan sonra ikinci turda Cumhuriyet'e gençler olarak bugüne kadar 97 yıldır sevabıyla günahıyla geldi ve şu anda omuzlarımızda, bizim omuzlarımızda. Bundan sonrasındaki 97 yılları nasıl sürdüreceğiz? Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Tabelamız, hashtagimiz de kulüp olarak o. Nasıl ilelebet payidar kalacak bu Cumhuriyet? Bizim sorumluluklarımız nedir? Gençler olarak nasıl sahip çıkmalıyız? Biraz da ikinci turda ondan konuşacağız. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Fenerbahçe TV ekranlarında bizi izleyen değerli izleyenler, Fenerbahçe Koleji Cumhuriyet Özel Programı'nın ikinci bölümünde yeniden bir aradayız. Birinci bölümünde Cumhuriyet'i nasıl kazandık ve Cumhuriyet'in özellikleri nelerdi? Cumhuriyet bize ne anlam ifade ediyordu gençlerimize? Ondan konuştuk. İkinci turda bu Cumhuriyet Atatürk'ün doğrudan gençlere emanet edeceğim ve gözüm arkada kalmayacak diye kayıtlara geçtiği, gençlere bu sorumluluğu verdiği, resmi olarak verdiği bir bayram, bir olgu, bir varlık.
Peki 97 yıldır kapanışta onu söylemiştim. Sevabıyla, günahıyla 97 yıldır cumhuriyetimizi getirdik ve hep diyoruz ki ilelebet faydar kalacak. Nasıl olacak bu? Biz gençler olarak cumhuriyete nasıl sahip çıkacağız? Cumhuriyeti nasıl nice yüzyıllar devam ettireceğiz? Türkiye Cumhuriyeti milletiyle, bütün halklarıyla, bütün insanlarıyla payidar nasıl kalacak? Bizlere ne görevler düşüyor? Sanırım şiarla başlamak, mikrofonu elinde görüyorum. Evet, söz şiarda. Buyurun şiar. Şimdi hocam, gerçekten hepimizin farkında olduğu gibi çok büyük bir birikim, çok büyük bir miras aslında bizlere emanet edilen Cumhuriyet. Ben bu olayın ciddiyetini kavradığım bir olayı anlatmak istiyorum aslında. Burada anlamını gerçekten hissettiğim bir olayla şey yapmak istiyorum. Çünkü çok kimsenin duyduğunu çok düşünmüyorum. Şöyle hocam, neden 29 Ekim? Hani 3 gün sonra, 5 gün sonra da olabilirdi deniyor ya. Neden 29 Ekim sorusuna Mustafa Kemal Atatürk 1925'te Çankaya Köşkü'nde Fahrettin Altay'la konuşurken cevap veriyor aslında. 2 yıl sonra cevap veriyor bu soruya. Şöyle, Mondros Ateşkes imzalanması 30 Ekim 1918. Bu imzalandıktan sonra Atatürk bir telgraf krizi yaşıyor ve en sonunda artık hiçbir şekilde hiçbir dönüş alamayınca, daha doğrusu olumlu dönüş alamayınca ben fıtratıma uyanı yapacağım diyor. Ondan, o günden beridir de işte dediğimiz gibi Cumhuriyeti tırnaklarla kazıya kazıya getirip kuruyor ve şöyle bir şey var. Bu tarihten silinmek istenen bir milletin öcüdür diyor. Cumhuriyetin 29 Ekim'de kurulması için. Ve şuradan iki anlamda çıkıyor aslında. Şöyle, sizden bir gün önceyim ve Mondros'u tanımıyorum. Ardından da şöyle bir şey de çıkıyor bence. Bu millet 5 yıl esaret altında kalamazdı. 4 yıl 364 gün sonra ilan ediyor. Ben bu olayı duyduktan sonra aslında gerçekten bu mirasın büyüklüğünü, ciddiyetini biraz daha fark etmiştim kendi açımdan. O yüzden paylaşmak istedim arkadaşlarımla, gençlerle. Bizim emanetimiz olduğu için. Neden gençlere emanet edildi? Bir kere ilk olarak bu gençlik, tabii ki yaş olarak, geleceğe dönük olarak gençlik, ama tabii ki bir insan genç, 20 yaşında olup yanlış düşünebilen bir insan da olabilir. Önemli olan idealistlik ve bu cumhuriyeti, bu değeri böyle bir insandan, böyle bir dehadan alınmış emaneti hayatımızın her dönemine yedirip her anında yansıtmak aslında bizim asıl görevimiz ve bu durum için ben gerçekten çok müteşekkir oluyorum her seferinde. Çünkü gerçekten anlamlı bir şey ve gerçekten bugün sahip çıkılacak çok fazla açığı var aslında maalesef. Evet, Atatürk'ün birçok yönü var. Atatürk için hem siyasi arenayı, hem siyasi hayatı, hem toplumsal hayatı, zaten askeri hayattaki başarılara eline su dökeni yok. Çok iyi birleştirebilen ve bu nedenledir ki işte bu kadar büyük bir lider olan, 100 yıl sonra bile, hatta nice yüzyıllar sonra bile en büyük lider olarak konuşulacak insanlar, dünyada birkaç insandan biri olarak konuşuluyor. Dolayısıyla Atatürk'ün bu farklı yönlerini iyi tanımak, onu örnek almak ve onu, Atatürk'ün bu özellikleri nasıl kazandığını iyi takip etmek bizim için ayrıca bir yol gösterici diye düşünüyorum. Evet, kime verelim sözü? Dilara. Evet, Dilara Ölmez ikinci turda. Buyurun. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet aslında olmuş bitmiş bir süreç değildir. Onun devrimcilik ilkesi gereği sürekli yeniliklere açık olan ve gelişmeye açık olan bir kavramdır cumhuriyet. Zaten Atatürk'ün cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yüceltecek olan sizlersiniz sözündeki gençlere olan güvenini aslında şu şekilde yorumlayabiliriz. Buradaki gençler ruh olarak hani dinamik olmak ve yeniliklere açık olmak, bunu burada Atatürk bu şekilde hani kastediyor ve biz de bunu kendimizi hani genç hissedenler aslında burada bu gençlerdir ve biz de gençler olarak cumhuriyeti korumaya ve ne olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kısa bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin profilinden bahsetmem gerekirse eğer, Atatürk sonrası cumhuriyet dönemi
döneminde belli başlı noktalarda yetersiz olarak görülebiliyor. Ama sonuçta her devletin bir kırılma noktası vardır. Bizde bu kırılma noktaları demokrasiye müdahale olarak gün yüzüne çıkmıştır. Fakat bu mücadeleler kısa sürmüş ve günün sonunda yönetim tekrardan politikacılara, tekrardan siyasetçilere devredilmiştir. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Her ne olursa olsun Türkiye'de bir cumhuriyet, bir demokrasi kültürü oturmuştur ve her şartta da tekrardan buna geri dönmek azmindeyizdir ve bu şekilde hani devam ediyordur bu. Bu demokrasi kültürünün oluşması bizim demokrasiyi ne kadar anladığımızı ve benimsediğimizi gösterir zaten aynı zamanda. Bu bağlamda Türk halkının yeniliklere açık, uyum sürecinin yüksek olmasını dile getirmem gerekiyor. Ve bunlar da aslında demokrasinin ve cumhuriyetin bizi ortak bir paydada birleştirdiğini gösteriyor. Ve ben de bu paydanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Evet, biz de böyle sizin gibi gençlerimiz olduğu için, sizinle beraber olduğumuz için biz de gururluyuz. Evet, mikrofonu kapıyor, söze gerek yok. Sen de İzire. Evet, ben önce bu ikinci sorunuza geçmeden önce ilk turda önemli bir şeyi unuttum. Bize verilen haklardan bahsederken kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkından bahsedecektim. Çünkü bu bence gerçekten hem bütün Türk milleti için ve özellikle Türk kadınları için çok önemli bir hak. Bütün hani şu an gelişmiş ülke statüsünde baktığımız bütün ülkelerden, çoğu ülkeden daha önce bizim kadınlarımıza verilen bir hak bu. Ve bu da aslında hani Atatürk'ün kadınlara verdiği, bundan Halise Hocam da bahsetmişti zaten. Yani çok önemli bir hak ve hani bunu atlayarak, yani bundan bahsetmeden bitirmek istemedim. Kesinlikle haklısın. Şimdi Atatürk'ün neden cumhuriyeti biz gençlere bıraktığına gelirsek, Atatürk zaten gençlere olan güvenini her koşulda, her konuşmasında bundan bahsetmiştir ve biz gençlere birinci vazifemiz olarak Türk istiklalini ve cumhuriyetimizi koruma görevini vermiştir. Yani aslında bu biz gençler için çok önemli ve büyük bir sorumluluk gerçekten. Ve bizim bunu yaşatmamız için de her zaman onun inkılaplarını, onun devrimlerini ve onun bize kattığı bütün değerleri her koşulda anlatmamız ve bizden sonraki gelecek nesile de aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle bugünlerde de cumhuriyetimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor ve bu... Aslında bugün konuştuğumuz evet. Bu değerler ya da bu kazanımlar çok basit sanki hep varmış gibi geliyor ama evet. Dediğim gibi birçok batılı şu anda kimilerine göre bizden ileri olduğu iddia edilen birçok batılı ülkede seçme seçilme hakkı çok daha sonra gelmiştir evet. Kadınlara ve kadının toplumsal hayattaki eşitliği, kadının zaten cephede de bir aradaydık. Hı hı. Atatürk bunu gördü. Ve en önemli noktalardan biri kadınların, kadın insan, biz hep Neşet Ertaş'ın bir sözü geldi şu anda aklıma. Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz diyor ya, işte bu coğrafyada Atatürk de kadınlara bu önemi verirken, bu hakları, bu eşitliği verirken bence şunu da düşündü. Kadınlar bizim çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirecek, ilk dokunacak, onlara analık edecek kişilerin mutlak surette kıymet görmesi, kıymetli olması, eğitimli olması, toplumsal hayatın her alanında olması gerektiğini zaten çok inanmış bir liderdi. O yüzden de hiç gecikmeden, hiç aman kimseler ne diye düşünmeden hem seçme ve seçilme yaşı konusunda hem de kadınların seçme ve seçilme yaşı konusunda çok cüretkar o dönem için adımlar atarak bu kazanımı vermişti. Sen de buna tekrar dikkat çektin. Teşekkür evet, ediyoruz. Rica ederim. Ekleyeceğin bir şey ederim. Var mı? Yok, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi şöyle devam edelim. Ufuk Ali'den devam edelim. Sonra Tuğba öğretmenimize, Halise hocama ve çok kıymetli konuğumuz Altay'a sözü vererek en sonunda da ben kapanışla iki üç cümleyle programımızı bitireceğiz. Ufuk Ali, bir cumhuriyet genci olarak sorumluluklarını ve cumhuriyeti bundan sonra nasıl yaşatacağımızı, nasıl daha yüzyıllar boyunca sürdüreceğimiz konusundaki senin düşüncelerin, görev bilincin ne düzeydi? Buyurun. Şimdi öncelikle diğer arkadaşlarımın da bahsettiği gibi benim de şuraya vurgu yapmam lazım.
Atatürk'ün emanet ettiği gençlik kimlerdir? Sonuçta bazı şeyleri kavramsal olarak incelememiz lazım ki asıl özünü anlayalım. Atatürk'ün emanet ettiği gençlik sadece yaş ortalaması olarak belli bir seviyenin altındaki kesim değildir. Aynı zamanda ben o sözden şunu çıkarıyorum. Cumhuriyet devrimlerini, devrimlerin getirdiği gereklilikleri, bunları benimseyen, bunları yaşı kaç olursa olsun koruyabileceğine inanan, kendinde bu kuvveti gören insanlardır bence gençlik. Sonuçta gençlik deyince de bir kavram daha yanına getirilmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Bu da dinamizmdir. Türk toplumu zaten yaş ortalaması olarak Avrupa'ya falan göre gençtir. Bunun yanı sıra ya genciyle yaşlısıyla çok dinamik bir toplumdur. Yani çeşitli olaylara çok hızlı reaksiyon gösterirler. Çeşitli olayları hızlı kabul ederler. Kendine uygun olanı alırlar. Hızlı entegre olurlar. Kendilerine hızlı çeki düzen verirler. Cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini de benimsememiz aynı bu şekilde olmuştur. Dilara da bahsetti zaten. Her devletin cumhuriyet tarihi süreci boyunca belli başlı müdahaleler olabilir, vardır. Bu müdahalelere zaten kendisi kırılma noktaları dedik. Çok doğru bir ifade aslında. Ama sonuçta bu kırılma noktalarını aşmışsak, sonuçta tekrardan hala bugünlere gelebildiysek, bizde bir kültürün, bir geleneğin oluştuğunun göstergesidir. Zaten bir toplumda bir gelenek, bir kültür oluştuktan sonra bunun devam etmesi kaçınılmazdır. Ben buna kurumsallaşma olarak bakıyorum. Sonuçta örnek vermek gerekirse en eski, en köklü demokrasilerden bir tanesi İngiltere'dir. İngiltere'nin asla değişmeyecek. 800-900 yıldır var ve 1800-900 yıl boyunca da sürmeye devam edecek olan bir demokratik sistemi var. Bizde henüz 100. yılına yaklaştık, 97. yılındayız. Ama şimdiden bazı şeylerin kurumsallaşmaya başladığını görmek bizi mutlu ediyor. Ancak kurumsallaşmayla, ancak bu kültürü anlamakla cumhuriyetin değerlerini koruyabiliriz. Evet, aslında 97 yıl insan hayatı için uzun bir süre ama toplum hayatında çok da uzun bir süre değil ve kurumsallaşma sürecimiz devam ediyor ama şunu söylüyorsun gibi anlıyorum, ben doğru anladığımı düşünüyorum. Artık bu toplum bu aşıyı almıştır, kabul tabii, etmiştir. Tabii demokrasi ve cumhuriyet geleneklerinde bu toplumun vardır. Dolayısıyla bu hep var olacaktır. Tabii. Kurumsallaşmasını sürdürerek devam edecektir. Tabii. Evet, üç konuşmacımız var. İkişer dakika süre veriyorum. Programımızı bitireceğiz. Tuğba Hocam, toparlarsak siz Cumhuriyete sahip çıkan gençlik ve o gençleri yetiştiren bir eğitimci olarak neler söylersiniz? Evet, Atatürk Cumhuriyeti kurdu ve gençlere emanet etti. Gençlerin de bu emaneti koruyabilmeleri için bence her şeyden önce çok bilgili olmaları ve çok güçlü bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Ve tabii bunun yanı sıra kendi tarihini, özünü, milletini, insanları tanıması gerekiyor ve dünyaya paralel olarak kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta hep değişen bir dünya içerisindeyiz ve gençlerimizin dünyaya da ayak uydurması gerekiyor. Ki gelişmeleri yakından takip edebilsin. Kendisi üzerinde, kendisine emanet olarak verilen bu cumhuriyeti daima koruyabilsin ve devam ettirebilsin. Ama bu noktada tabii biz eğitimcilere de çok büyük iş düşüyor. Çünkü bütün öğretmen arkadaşlarım, biz gelecek nesillerin üzerine düşen bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için her şeyden önce onlara ilim, irfan öğretmeliyiz. Cumhuriyeti öğretmeliyiz, kavratmalıyız ki onlar da bu bilinçle beraber üzerlerine verilmiş olan bu sorumluluğu rahatlıkla yerine getirebilsin ve koruyabilsin. Cumhuriyeti korumak demek sadece sosyal medya hesaplarından Atatürk'ün resmini paylaşmakla açıkçası bugünlerde maalesef genelde böyle oluyor. Bence böyle olmamalı. Daha fazlasını yapmalıyız. Gençler olarak daha fazla ilgilenmeliyiz. Biz çok şanslıyız ki bizim öğrencilerimiz bu noktada çok ilgililer. Kendilerini çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Ve
kendilerini çok iyi yetiştiriyorlar ve yetiştirmeye de devam edecekler. Ama sadece tabii ki bizim öğrencilerimiz de değil, bütün yurdumuzdaki gençlerin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama onlara da her zaman güveniyorum ve bunları başaracaklarına eminim. Evet, Atatürk'ün güvendiği gençlere tabii ki biz de güveniyor ve onların doğru yolda ilerlemeleri için bütün çabamızı sarf ediyoruz. Bu işe gönül vermiş bir meslek grubunun üyeleri olarak. Evet Sayın Hocam, tekrar söz sizde. Atatürk'ümüzün emanet ettiği Cumhuriyetimiz, yeni nesil dediği gençlerimiz, zaman değişen bir kavram. Hiçbir zaman sabit kalmayacak ve sürekli bir değişim içinde olacak. Yeni nesil dediği değişen zamanda, değişen zamana ayak uyduran ve değişen zamanda yetişen gençlerimiz bahsettiği bu. Ben bu şekilde düşünüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına da sadık kalarak, onun izinden giderek Türkiye Cumhuriyeti'ni zamansız bir geleceğe taşıyacağına inandığı gençlerimize emanet etti. Ve sağlam bir eğitimle bunun olacağına inandığı için bütün yatırımını eğitim olarak kullandı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, kurulduğu ilk günlerden itibaren tüm imkansızlığa rağmen Avrupa'ya burslu öğrenciler gönderdi. 11 tane gönderdiği burslu öğrencileri uğurlarken söylediği bir söz var. Ben hepinizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmenizi bekliyorum. Şu an aramızda bulunan Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nı, her bir öğrencisini temsilen aramızda bulunan güzel pırıl pırıl gençlerimiz de birer kıvılcım. Hepsi yarınlarımızın alevleri olacak. Ben de buna inanıyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Bence çok güzel bir bağlama oldu. Bu kıvılcım ve bu alev hiç sönmeyecek. Ben de yöneticiliğe başladığım ilk yıllarda Cumhuriyet hep genç, hep genç kalacak lafını işte ana sınıflarında, anaokullarındaki çocukların Cumhuriyet coşkusuyla, bayram coşkusuyla, 12. sınıflarımızın daha bilinçli, daha yetişkin edasıyla sahiplenmesiyle idrak ettiğimde evet bu Cumhuriyet hep genç kalacak ve hep kalacak duygusunu yaşamıştım. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çok kıymetli Altay Bayındır, biraz gençlerimizden, seni genç olarak tabii ki görüyoruz ama öğrenci olan gençlerimizden devam ettik. Fenerbahçe Koleji öğrencileri, onlar yalnız değiller, onlar gibi yüzlerce, binlerce Cumhuriyet aşığı, Atatürk aşığı, Türkiye aşığı, Türkiye milletinin kültürüne, tarihine aşık insanlar olduğunu biliyoruz ve bu bizi ayakta tutuyor, bu bizi onurlandırıyor. Son turda son sözler olarak biraz önce bahsettik, siz örnek ekranlardan ya da sporcu hayatınızla çok kişilere dokunabilecek insanlar olarak örnek bir hayat sergileyebiliyorsunuz. Sizin bu konuda Atatürk ve Cumhuriyet konusunda sizi en etkileyen ya da gençlerle, taraftarlarınızla, fanlarınızla paylaşmak istediğiniz düşünceleriniz neler? Ben şunları söylemek istiyorum. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha son olarak kutluyorum. Atamızın ve silah arkadaşlarının zorlukla mücadele verdiği ve kurduğu Cumhuriyetimize bizlerin sahip çıkması gerekiyor. Fakat burada çok güzel konuştuk hepimiz ama sadece gençlere de iş düşmüyor. Burada en önemli şeyin ailelerin olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü her şey ailede başlıyor. Ailede doğuyorsun, büyüyorsun ve birçok şeyi ailenden alıyorsun. Dolayısıyla ailelerimizin eğitim ve kılavuzluk kısmında herkese, sadece oğlu değil, etrafındaki bütün gençlere yardımcı olması gerekiyor. Tecrübelerinden sağlıklı bir şekilde yararlandırması gerektiğini düşünüyorum. Çok mutluyum burada olduğum için, sizlerle birlikte olduğum için. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Geldiğin için biz de çok mutlu olduk. Hem öğrencilerimiz hem bütün bizi izleyenler. Evet sevgili izleyenler, çok kısa bir toparlamayla sizlere veda edeceğiz. Milletin egemenliğinin Cumhuriyet'in en büyük özelliklerinden olduğunu bahsetti arkadaşlarımız ama Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet'in ilanı Türk toplumu için aynı zamanda bir aydınlanma devrimi olarak karşımıza çıktığını gördük.
toplumsal hayatta, siyasi, hukuki, ekonomik, eğitim ve kültür alanında yapılan birçok yeniliklerle Türkiye toplumunun yeniden inşa edildiğini gördük. Şiar ve diğer öğrencilerimizin özellikle bahsettiği demokratik cumhuriyetiz biz. Ve bu demokratik cumhuriyette milletin egemenliğinin yanı sıra insan haklarına saygıyı, seçme ve seçilme özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü, vatandaşların renk, cinsiyet, ırk, siyasi inanç ve mezhep ayrımı gözetilmeden kanun önünde eşitliğini, hak arama özgürlüğünü, bilim ve inanç özgürlüğünü de içerdiğini demokratik cumhuriyetin mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Ki bu saydığımız bütün özellikler toplumu bir arada tutan, barış içerisinde ve bir arada var olmayının garantisi olan özelliklerdir. Hepimiz hiçbir yılgınlık yaşamadan, ki bu cumhuriyeti kuranlar ne zorluklara katlandılar, biz bu şartlarda, bu rahat ortamda hiçbir yılgınlığa kapılmadan bunlara sahip çıkmalıyız. Ve evet, sadece gençler değil, sadece bireyler değil, aileler, toplumlar, kurumlar, Fenerbahçe gibi kurumlar bu duruşu sergiliyor. Bu çok önemli. Fenerbahçe kurulduğu yıllardan itibaren, kurulduğu günlerden itibaren Kuvayi Milliye'ye destek olmayı bir görev bildi. Bir cumhuriyet kurumudur. Biliyorsunuz FETÖ kumpasına karşı duran, demokrasiyi kesintiye uğratmaya çalışan kumpasa da karşı duran ilk kurumdur, ilk kuruluştur, ilk camiadır. Dolayısıyla Fenerbahçe cumhuriyetlidir, cumhuriyetçidir. Ve Fenerbahçe taraftarının camia için söylediği bir söz vardır. Bağımsız Fenerbahçe Cumhuriyeti. Bakın, Fenerbahçe Krallığı demez, Fenerbahçe İmparatorluğu demez. Fenerbahçe Cumhuriyeti der yine. Çünkü Fenerbahçe bir cumhuriyet kurumudur. Cumhuriyete kendini adamış bir kurumdur. Biz de bu kurumun bir parçası olduğumuz için çok gurur duyuyoruz. Bizi izleyen, bütün izleyenlere, Fenerbahçelilere ve bütün Türkiyelilere, bütün cumhuriyet aşıklarına saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun, ilelebet payidar kalsın.